kimin evine konuğumuz? Burcu Esmersoy, herkesin beklediği bir konuk. Burcu biz geldik. Hoş geldiniz. Zaten bekliyordu. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, çok fense. Teşekkür ederim. Ay bir de elleri boş gelmemişler. Evet. Çok teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Terasa geçelim isterseniz. Olur. Evet. Sonunda. Burcu tekrar teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bizi açtığın için. Ne demek? Bodrum'daki evinin. Bodrum'daki evini bize açtı. Estağfurullah. Beklenen kıyafetler. Beklenen dolap. Beklenen dolapların bir tanesiydi. Nasılsın öncelikle? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok tatlısınız bu arada. Yani ben Bodrum'u kabul edip Bodrum'a geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Beklenen dolap aslında İstanbul'da ama burası da fena olsun. Fena olsun. Değil. Gördüm, İdare biraz güzel. Ama yani eliniz değerse çok çok daha fazla mutlu olacağım. Çünkü böyle yılların birikimi var orada. Çok uzun zamandır, bir de ben şeyim, çok konuşurum bu arada, beni ne durdurun. Güzel. Ben böyle bir kıyafetlerimi falan çok kıymetli geliyor bana ve ayrılamıyorum. Böyle anılarla birleştiriyorum herhalde büyük bir ihtimalle. O yüzden böyle birisi alıp götürürse çok daha iyi olacak. O zaman bir Derya detoksa ihtiyacı var. Evet. Buradan anladığımız. Göreceksiniz zaten. Şimdi elenenlerde tamam, şey yapacak mısın? İşte bize bayağı eleme yapıyoruz bazen. Onlardan hazırım, bir... çok hazırım. Psikolojik Aynen olarak ben bu sabahtan beri buna konsantreyim ve psikolojik olarak çok hazırım. Bir de şeyi biliyorum. Yani bu kalsın dersem çok tabii, beni kırmayacağınızı biliyorum. Aynen öyle. Ya gitmesine karar verdiğiniz her şey giderse çok ağlayabilirim tabii ama ya böyle ortada buluşabileceğimizi düşünüyorum. Ortak noktada buluşuruz kesin zaten. Tamam, süper. De. Seni kırmayız diye düşünüyorum İyi, ben de. İyi süper, tamam, çok çok mersi. Peki öncesinde var mı daha önce çalıştığın profesyonel biri, böyle destek aldığın hem stil danışmanı olarak, tayyip yani olarak falan? Yani stil danışmanı olarak tabii ki çalıştığım, özellikle şimdi en son Fox'a yaptığımız programda sevgili Bengüsü ile çalışıyoruz. Çok da kolay ve güzel çalışıyoruz. Ama onun dışında dolap konusunda dediğim gibi yani böyle dolabıma çok aşık olduğum için yani içindeki şeylere kimse gelip onları böyle elesin istemediğim için de kimseyle çalışamıyorum maalesef. Yani düzenleme şöyle bir şey nasıl gidiyor? Benim olmadığım bir gün olmalı ki yani gidenleri evet gidenleri görmemeliyim. O da çok insafsızca olur ama seni görmen evet ya da buna karar vermen lazım biraz da. İşte ben ona izin vermem. Şimdi beraberce için yaşayacağız bunu. Evet. Bunlar oluyor mu olmuş olmuyor muymuş? Siz notumu verirsiniz. Bu arada evin de çok güzel. Teşekkür ederim. Evinden biraz seviyorum. Bahsetmek ister misin? Evet. Yani Bodrum'da böyle güzel bir şey yaptım kendime. Kaçabilmek için, huzur bulabilmek için güzel tatlı bir yuvam oldu. Kaç senedir buradasın? Bu benim buradaki sitede ki 4. sene, bu evdeki 2. sene. Çok seviyorum. Daha önce daha küçük bir evdeydim. Sonra baktım böyle misafir falan da seviyorum ben. Çok yakın evet, arkadaşlarım var, sizin de tanıdığınız. Hep böyle ben yokken de onlar da geliyorlar, kalıyorlar. Aslında hepimizin evi gibi ama böyle biraz şey aile, büyük bir İtalyan evi ailesi gibi en böyle burada yaşıyoruz. Aynen. En keyiflisi. Evet, en sevdiğim şey o aslında. Sevgili Mehmet Sezai'ye buradan, Yücebaşıoğlu'na buradan da Mehmet yapmış. Aynen evet. Selamlar, çok da keyifli olsun. Çok da güzel yapmış. Evet, çok güzel yaptı. Zaten İnanılmaz çok zevkli güzel. Mehmet. Evet, benim Çeşme'deki evi de Mehmet yapmıştı ama Bodrum herkesin favorisi. Çünkü buranın havası daha farklı. Daha çok böyle sanat eserlerinin falan da olduğu, daha tatlı bir ev oldu. Daha farklı. Daha İstanbul'a yakın. Peki çok seyahat ediyorsun evet, ve hani nasıl hazırlıyorsun o valizleri? Nasıl oluyor? Yoruluyorum. Bir keresinde böyle röportajda sormuşlardı aslında bu seyahatlerde sizi en çok yoran şey ne diye. Bavul yapıp boşaltmak demiştim. Evet, çok ama gerçekten o çok zor. Çünkü buraya da evet, geldin. Evet, yine gideceksin. Şöyle bir avantajım var. Tabii burası yazlık olduğu için yani bütün yazlık kıyafetlerim burada aslında. Yani böyle İstanbul'da farklı bir yere gidecek olsam sorun yaşıyorum. İstanbul'da çünkü böyle çok yazlık kıyafetim yok. İyice yazlık kıyafetten bahsediyorum. O yüzden aslında zor oluyor. Ama buraya gelirken bir bavul hazırlamıyorum. Daha çok böyle küçük bir el çantasıyla. İşte bu hafta sonu özel bir şey varsa ona özel bir şeyler getirmeye çalışıyorum. Onun dışında bir şey yapmıyorum aslında. O yüzden de söyledim aslında. Burada böyle İstanbul'dakinden daha çok yazlık kıyafet var. Nasıl karar veriyorsun? Mesela atıyorum hani Bodrum'da güzel bir event var. Ya sen hosting evet, ediyorsun hani böyle. Nasıl seçiyorsun peki onunla? Bu parça bende. Onlar da var. Göreceksiniz. Ha, güzel. Onlar da var. Hosting. Öyle şeyler için bir ayrı bir dolap var. Ama normal günlük kıyafetler için daha yatak odasına daha yakın bir dolabım daha var. Ama şey daha çok böyle işte ince askılı uzun elbiseleri, tril tril elbiseleri falan daha çok tercih ediyorum aslında. Mesela sabah kahvaltısına giderken işte beyaz bir gömlek falan gibi. Böyle çok aslında çok biliyorsunuz, siz evet, de görüyorsunuz. Evet, çok evet, yalın bir tarzım var aslında. Ama çok şık yani bunu aksesuarlarla, çantayla, evet evet onu yapıyorum. Şapkalarla. Evet yapıyorum. Zaten... çok şapka kullanıyorum. Onlar da geliyor. Onlar da şurada şu an şu tarafta gösteriyorum aynen öyle. Şimdi hali Instagram'a takip ettiğiniz için görüyorum. Müthiş reels'lar paylaşıyorsun. Evet. Yani böyle onların kombinleri de çok güzel oluyor.
oluyor. Evet ya, ben onları yapmaktan çok keyif alıyorum. Ama sen beni montajını çok... sen kendin mi yapıyorsun onları? Evet, ben yapıyorum. Onu ben Başak'tan duydum. Evet. Annem, aa ne kadar başarılı, çok güzel falan güzel dedim. Güzel şeyler, CapCut ya, herkes evet, kullanıyor. Ama çok güzel, bayağı aynen başarılı. Ya, teşekkür ederim, çok mersi. Ama benim herhalde şey, yani artık 27. senem falan televizyonculukta. Evet, biz aynen böyle daha büyük masalarda falan montaj yapmakla başladığımız için. Şimdi böyle telefonda geçin. Evet evet, telefondaki o küçücük bir aplikasyon beni çok zorlamıyor. Evet, çok süper hızlı çalışıyorum yani. Keşke biraz daha profesyonel olsa da böyle sesleri falan ayırabileceğim bir şey olsa, dışarıdan gelen bir sesi falan silmek istiyorum ama tabii ki tek bir kanaldan çekiyor kaydediyor ama olsun. Onu da yaparlar herhalde. Onu da yaparlar bence de. Instagram'a çok aktifsin haliyle. Evet. Bir de TikTok'ta da görüyorum var, ben seni. Evet. Nasıl, orası nasıl buluyorsun orayı? Benim TikTok'taki aktivitem biraz şey aslında. Daha çok Instagram'daki videoları oraya yükleme. Biraz tembellik gibi. Ayrı, evet, orası için ayrı bir şey yapmıyorum ama böyle mesela canlı yayın falan aç diyorlar. Açsam kim gelecek bilmiyorum. Gelirlerse açarım. Çok gelen olur mu? Bence kombin mombin nasıl giyindi, ne yaptın, ne ama ettin, çok güzel yapıyorlar yapanlar. Ha tamam, yapabilirim çok... tabii ki ama yapanlar da çok güzel yapıyor. Ben çok keyif alıyorum. Böyle genç kızlar falan dans falan ediyorlar. Böyle makyaj falan görüyorum yapıyor. Ben senin o videolarını. Evet. Sen çok güzel yapıyorsun ama. Yani teşekkür ederim, çok güzel. Çok güzel. Ama şimdi başkası yapınca izlemek daha keyifli geliyor bana. Evet Burcu, hazır mısın elemeye? Çok kasarım. Detoksa. Siz hazır mısınız? Yoracağım sizi biraz. Biz hazırız ya. Çok hazırım. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum ben. Peki Derya, biz bu elediğimiz kıyafetleri ne yapacağız? Bir dolaplar çeviriyoruz hesabımızın. Dolap uygulamasında bir sayfası var. Evet. Senin adına kıyafetleri koyuyoruz. Bu elenenler istediğin hayır kurumuna. Nefis, çok istediğin çok yere gönderiyor. Ya bu buluşmayı kabul etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Çok iyi. Aynen. Çok, çok iyi. Güzel. Çok güzel. O zaman o çok keyifli. Ben başlayalım. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Hadi gelin o zaman. Hadi bakalım. Ta-ta. Bu tabii ki sadece görünen kısmı diye düşünüyorum. Buzdağının görünen kısmı. Aynen öyle. Biz başka bir şeyler daha gördük çünkü bu ucu. Evet. Ya bu yatak odasına daha yakın. Daha çok böyle pijama, daha rahat şeyler falan, daha kolay ulaşabileceğim. Yani sabah erken saatlerinde bir de yatarken falan kullandığım şeylerin genel şeyi dolabı burası. Çok burada elenecek şeyler görüyorum ben ya. Ay vallahi bayağı ben de gördüm. Bu arada şey, şöyle şimdi şöyle geleyim. Şöyle %30'unu alabilirsiniz ya. Bakarız belki %50'sini alırız. O zaman çok eğlenceli olur. Şaka yaptım ya. %30 söylerken çok böyle hani şeydim ben. Şaka yaptım, cömert. Şaka. Cömert bir laftı %30. Ya rahat olun arkadaşlar tabii ki. Lütfen. Tamam tamam. Ama daha takılar işte, burada. Takılar her var şey. Evet aynen öyle. Gözlükler, mayolar, bikiniler. Oh, alışveriş kısmı nasılsın? Oh, alışverişte şöyleyim, artık böyle fotoğraf üstünden falan yapıyorum. Çünkü vaktim olmadığı için bir yere de gidemiyorum. Zaten alışveriş yaptığım tek bir mağaza var yani normalde Türkiye'de. Bana işte ürünleri yolluyorlar, şunlar şunlar geldi falan diye. Zaten bedenimi biliyorum. Zaten bir renk, bana neyin yakışıp neyin yakışmadığını biliyorum. Bir fotoğrafı gördüğüm zaman da yani modelini de anlıyorum bana olup olmayacağını. Genelde böyle fotoğrafla falan yapmaya başladım alışverişi. Güzel. Evet aynen öyle. Yani masa... onun dışında da online alışverişte de zaten buna benzer bir şey yaptığımız evet için. Ha, doğru aynen öyle. Aynen öyle, aslında biraz vakit kazandırıyor bana. Ama özel bir gece ise falan tabii ki gidiyorum. Denemek istiyorum. Evet. Peki Türk tasarımcıları mı daha çok böyle şey? Tabii ki. Seviyor musun? Ben her zaman Türk tasarımcılardan giyiyorum. Yani özellikle bir, mesela yurt dışında falan bir event ise falan da özellikle yine Türk tasarımcı, Türk moda tasarımcılarından giymeye çalışıyorum. Ama onun dışında zaten hani normal günlük hayatımda da benim arkadaşlarımın hepsi şans eseri ister istemez modayla uğraşan insanlar. Onların kıyafetlerini giymek benim için hem bir gurur hem de aynı zamanda onlara böyle destek olmak için aslında iyi ve kısa bir yol evet gibi. Ya çok özel bir soru olacak ama en çok hangisini tercih ediyorsun demeyeyim de en böyle sevdiğin tasarımlarını yani içine sindiğin, ay bu benim dediğin biri var mı? Ama Türk olur, yabancı Türk olur. Yaban, fark yabancı etmez da olur, fark etmez. Ya var tabii yani çok beğendiğim, yani mesela ne anlamda soruyorsun mesela? Ben sana geçen bir postunu gördüm. Mesela David Cohen'ın siyah bir hepsini giyiyor. Bayılıyorum tabii ki. Müthiş yani. Çok seviyorum. Benim tarzıma daha uygun, daha yalın. Atıyorum evet daha böyle şey. Saint Laurent seviyorum tabii ki ister istemez evet mesela. Ben kendime çok yakıştırıyorum. Onu en kolay alışveriş şeyim orası. Ama işte David Cohen'ı çok beğeniyorum. Yakıştırıyorum. O böyle biraz daha gösterişli, daha seksi. Hem sportif hem gösterişli. Evet aynen öyle. Böyle abiye değil mesela. Değil evet aynen öyle. Ama rahat da. Kumaşları falan da çok güzel. O yüzden onları daha çok böyle tercih ediyorum. Ama işte eğer geri dönüp Türkiye'ye gelirsen Özgür Masur benim çok için vazgeçilmezim. Zaten. İşte şimdi mesela televizyon programında özellikle Eda'nın kıyafetlerini çok giyiyorum. Museum of Fine Clothing çok evet beğeniyorum. Çok çok, çok güzel şeyleri var. Çok evet seviyorum. Böyle yeni bir marka var, Nakış diye belki görmüşsünüz. Biliyorum. Çok güzel. Evet. Çok güzel, ha, geçen bir çok güzel şeyler oluyor. Bir sürü kıyafetini çok güzel giydim aynen. Çok pisiyerini giydim, evet eteğini giydim falan. Nakışlı bir şey. Çok güzel ceketleri falan da var. Çok güzeller bayağı gerçekten. Güzeller. Yani şimdi aklımıza gelmiyor. Vakit yetmez tabii, zaten. Tabii tabii. Bir sürü var. Herkese selam olsun. Burada inanılmaz tatlı. Çok güzel. Her şey çok güzel. O yüzden işim zor değil aslında.
Özgür demişken evet. Bir şeyler duyduk. Ne duydu? Herkes duydu. Ben neyi şeyler duydum? Hangisi duydum? Tebrik ederiz ilk önce. Teşekkür ederim çok maalesef. Duyumun yakında. Mutluluklar diliyoruz. Evet. Eylül'de. Eylül'ün ilk haftası. Ha, çok gelinliği güzel. Özgür yapıyormuş. Evet. Gelinlikleri. Gelinlikleri. Ooo çok güzel. Ya bilmem kaç tane yaparsa giyeceğim yani. Olan bir defile, olan defile göreceğiz. Şeyleri, gibi düğünde. Sanki ama çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi herkes bekliyordur senin gelinliğin nasıl olacak, nasıl bir şey, tarzı nasıl. Tabii bu Esmer Soy'un gelinliği bence yön verir. Ben sana söyleyeyim. Ya şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım herhalde. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. İşin şakası tabii ki ama bir de Amor'un da güzel bir sürprizi olacak bana anladığım kadarıyla. Böyle hani daha sonra böyle after. Bir after için süper. Güzel bir elbise yapmak istiyormuş. Sağ olsun. Amor'u çok başarılı bir tasarımcı. Evet çok beğeniyorum. Böyle yani. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Biz bu arada çok yakın ailemiz ve çok yakın, en yakın arkadaşlarımızla, çok yakın arkadaşlarımızla yurt dışında bir düğünümüz var. Ama güzel. Onun dışında tabii ki ben isterim ki bir sürü arkadaşım var benim çünkü. Onlarla da kutlamak isterim. O yüzden bir de İstanbul'da ayrı bir düğünümüz olacak. Yani partimiz yeri belli olacak. Mi? Onun yeri belli. Musim 9'da bir düğün partimiz olacak. İşte Eylül'de, onun da işte herhalde 7'sinde 8'inde falan olacak. Onun tarihi için konuşuyoruz. Herkes için uygun olsun diye. Çünkü böyle daha hafta içi bir şey olması lazım. Çünkü tam böyle back to school zamanı falan evet, doğru, denk aynen. geliyor. İnsanlar evlerine dönmüş olurlar mı olmazlar mı, okullar açılmış olacak mı bilmiyoruz. O yüzden o tarihleri bekliyoruz. İstanbul'daki öyle olacak ama normal İtalya'daki düğünümüz zaten işte 1-3 Eylül arasında. Ay çok, ama İtalya çok keyifli olur. Çok. Çok romantik. Çok. Yani ben bir kez zaten çok seviyorum İtalya'yı. Biz bütün seyahatlerimizde hep İtalya'da yaptık bugüne kadar olan seyahatlerimizi. En beğendiğimiz yer de işte Borgo Egnazia'ydı. Zaten evlenme teklifini de orada yapmıştı Nazım. Ya nasıl ben... yaptı? Çok merak ettim. Biraz özel ama şey süper. Yani çok sürpriz oldu bana. Yani biz değişik bir teklifti o zaman. Ay, klasik bir şey değil. Bence beklenmedik. Şöyle oldu. İlk birlikte olmaya başladığımız günden beri zaten evleneceğimizi, yani hayatımızın sonuna kadar birlikte olacağımızı zaten biliyorduk yani. Ama öyle ilişkiler olur evet, evet öyle hissedersin yani, öyle. Anlarsın zaten onu, bilirsin yani. Ve bunu da konuşuyorduk zaten. Öyle orada konuda bir sıkıntı yok ama ben böyle hiç beklemediğim anda oldu. Çünkü bir kere zaten tatile sanki böyle daha çok ben çok yorulduğum bir döneme denk gelmişti. Ben dinleneyim de beni tatile götürüyor diye düşünmüştüm ben. Öyle kendi hiç süperlenmedim. Aklımda yoktu. Aynen öyle. Sen çok yoruldun. Hadi bir tatile çıkalım. Götürmek istiyorum ben seni dedi. Öyle gittik biz tatile. Ben tamamen dinlenmeye konsantreyim ve sadece ben dinleneyim diye gidiyoruz o tatile zannetmiştim. Oysa ki onun için gidiyormuşuz. Çok güzel ya. Evet güzeldi. Evet. O yüzden sürpriz oldu ama tatlıydı yani. Bir de o Borgo'yu ben çok beğeniyorum. O da çok beğeniyor. Bir de böyle hani evlenme teklifimizin de böyle güzel ve tatlı bir anısı özel var bizim için. Olsun. Düğün de orada olsun istedik. Yani çok böyle tatlı. Hayal edince klasik... bakınca çok güzel lokasyon evlenme. Bence klasik de öyle. Gelin şeyleri başladın böyle heyecanlar olur ya. Sıfır. Bana herkes bunu soruyor. Ama öyle bir şey oluyormuş. Benim arkadaşlarım çünkü evlenirken herkes böyle cool oluyor. Sonra bir heyecanlı bir kıpırtı bir şey oluyor. Ya şöyle bizim şimdi mesela o otelle bir düğün için bir WhatsApp grubumuz var. Orada kızlar da bana şaşırıyorlar yani şunu ister misiniz? Olabilir falan diyorum. Bir gelip bakmak istemiyor musunuz yaptı? Ya diyorum ki vaktim yok falan. Yani emin misiniz falan bize güveniyor musunuz? Ya güveniyorum ne olacak ki ne olabilir ki yani dedim. Zaten mekan çok güzel otel çok güzel. Misafirlerinizi nasıl ağırladınız ben gördüm zaten. Bizim misafirlerimizi de aynı şekilde ağırlayacağınızı eminim. O zaman ne terslik olabilir ki aslında? Yemekleriniz çok güzel. Yani masayı eksiksiz 100 kişi. Ama herkes gibi değil zaten. İşte. Olacak işte. Bazı insanlar öyle değil. Hani tabii böyle inciğine ben karar vereyim ben gideyim işte göreyim falan yaparlar. Şöyle. Şeyin rengi, işte yemeğin şöyle, şeyi, tadımı. Bence benim şöyle şunu söyleyeyim hemen. Kimse de yanlış anlamasın ama bizim aslında böyle o yüzden küçük bir düğün yapıyoruz işte. Bizi ne yaparsak yapalım o masada ne olursa olsun isterse çiçek bile olmasın çok sevecek, çok beğenecek. Tamam, insanlarla şey beraber gidiyoruz. En samimi arkadaşlarımız. Evet. Zaten. Yani o yüzden böyle acaba beğenirler mi, bunu yerler mi, bunu severler mi, burası güzel miydi falan gibi böyle hiçbir endişeyi evet, senin için geldiği için yaşatmıyorlar. Böyle bir şeyler yok zaten. Son zamanlarda bir... biraz yani düğün ona döndü ya böyle millet sadece evet. kendi mutluluğunu değil böyle başkalarını memnun etme ve böyle gösterme çabası. Bir tabii belki öyle bilmiyorum. Tercih. Göstermek hani de bilemem tabii ki. Göstermek evet, evet. değil ama tabii ki ister istemez günün sonunda böyle geline sorduğunda hiçbir şey anlamadım falan dediği zamanlar oluyor. Yanlış mıyım? Doğru. Çok yorgun oluyor. Ya. Yani eğlenmek önemli bence. Ya bence de ya keyfini çıkarmak ben lazım. Ben mesela şeyi falan da duyuyorum mesela. Gitmişsin düğüne ertesi gün yok yemek kötüydü, yok şu kötüydü falan. Yani bence ayıp. Bence de ayıp. Evet bence de ayıp. O yüzden de yani. Yemek yemeye gelmedin. Ona bakmazsın ki zaten. Benim mutluluğumu paylaşmaya geldin değil mi? Sen eğlen orada mutlu ol. Aynen. Çok saçma zaten. Evet o yüzden de şey şimdi tekrar söylüyorum. Bize misafirlerimizin hepsi zaten her şekilde sadece bizimle birlikte olmaya ve bizim mutluluğumuzu paylaşmaya geldiği için ben çok rahatım yani. Süper o zaman. Evet. Keyifli bir düğün olacak. Evet. İnşallah. Heyecanlı fotoğraflar. Bodrum'da da galiba düğün olacak değil mi? Evet. Burada da şimdi 40 gün 40 gece. Ya şöyle. Şimdi tabii ki burası da benim yuvam ve çok seviyorum ve buranın sahibi olan aileyle de çok çok yakın bir arkadaşlığımız ve beni de ailelerinden biri olarak görüyorlar ve onlar da bana burada bir düğün yapmak istiyorlar. Düğün partisi yapmak istiyorlar. Aynen öyle. O yüzden böyle yazın güzel bir kutlama yani nikahtan önce burada böyle bir hem
kızın hem erkeğin bekarlığa veda sık gibi ya, karışık çok güzel bir şey olabilir bence. O zaman 5 tane gelinlik olur ya. Olur işte. Ama. Hadi bakalım güzel. Güzel ya güzel. Neden? Gelinlik çok güzel bir şey. Evet. İnsan giyebildiği güzel. Kadar giymeli bence. Bence de her zaman giymiyor. Aynen öyle. O zaman biraz parçalara bakalım mı? Tamam bakalım. Ya, biraz konuşalım de. Sonra biraz ama elemeyi biz yaparız. Şurada mesela ha, buradaki doluluğun sebebi aslında her şeyin burada olmasından kaynaklı. Bütün yazdıkları burada mesela. Zaman. Güzel bir Mikonos'tan almıştım. Bir... Ha şu şey, koku, şey kokusuyla beraber geldi ama olsun. Olsun ya. Her şeyi. Nasıl muhafaza ediyorsun? Mesela bu kokuyu mesela gördük. Evet hani aynen öyle. Bunu evin her yerinde var aslında yani. Biraz böyle hani bunu gösterelim kokusunu... takipçilerimize de. Tamam. Bu marka olmasa bile ama. Aslında başka markalarında evet. Hani böyle kokularıyla dolabınızda koyabilirsiniz. Biraz sıkışık olduğu için tabii askıya denk geldi. Bayağı ağırmış bu arada bu. Bu kıyafet evet tabii işlemesinden. Mikonos'tan almıştım bunu. Böyle biraz da böyle boncuklu falan güzel bir şey olduğu için. Görüyorum. Tam ben bu sefer bunda olsun. Tabii Burcu'yu görüyorum. Evet bir tam sen renksin sen. Evet. Evet. Sen renk seviyorsun. Evet seviyorum. Bu mesela Zara. Bu herkesin bildiği güzel bir takım. Ben bir de takımcıyım. İşimi çok kolaylaştırıyor. Evet takımlar çok kolay. Takım benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Ama Burcu'ya da yakışıyor. Mesela bazı takımlar böyle takım takım giydiğinde böyle bir olmuyor ya. Ben çok seviyorum. İyi taşıyorsun. Evet aynen öyle. Leopar seviyorsun mesela arada. Leopar bence her kadın bir yerde seviyor. Ya çok seviyorum. Seviyor. Evet. Ama bu böyle bir pijama takımı. Her leopar değil. Evet. Her leopar değil. Bu pijama takımı ama böyle şey. Ben biraz daha bakınca. Yani güzel bir leopar deseni olduğunu düşünüyorum. Evet evet bu güzel. Desenden desene daması değişiyor. Çok önemli bunun. Evet, bu evet. Kötüyse hiç giyilmiyor. Koşlar böyle ya. Şeyler var. Pufluk moştan böyle etek. Aynen. Ha bu bir pijama bu arada. Pijama mı? Evet. Bunun bir de üstü var. Nerede üstü? Ya ben bunu artık böyle sokakta giyemezmişim gibi, benim için çok kısaymış gibi geliyor. Benim yo, artık değil. Böyle bir yaşım ilerledikten sonra da böyle sanki şortta bir boy olması gerekiyor. Hiç öyle bir şey yok valla. Yok ya bence hiç. Peki. Öyle kendini kısıtlamana tamam, gerek yok. Bunu bir de sen yapma hani. Tamam peki. Çok böyle bir fizikle. Teşekkür ederim çok mersi. İltifatlı zaman. Zorlama aldım. İltifat almak hayır. İltifat almak bence çok bakamıyorum arkamı şey. Dön. Arkamı dönebilir miyim kameraya? Şöyle bir döneyim de. Ne oluyor burada ne bitiyor? Ay ne kadar güzel bir elbise bu. Şöyle şuradan bakacağım. Bu evet çok muhteşem. Bak yine tam. Bu tam sen ya. Bu muhteşem. Bir elbise bence. Baba da çok güzel. Bu elbiseyi de mesela çok sordular. Ben bu elbise, bu tip elbiseleri yani kroşe elbiseleri hep Mikonos'tan almıştım. Burada da bulamıyorum çok fazla. İpek Yol'la yaptığımız koleksiyonun ilk sezonunda evet yaptık. Çünkü çok beğeniliyor. Evet, çok isteniyor. O yüzden de yapıyoruz aslında. Bence kendine yakıştıran insanlar için de çok gerçekten kurtarıcı. Bunun için ama iyi fizik gerekiyor. Evet, iyi fizik gerekiyor. Yani basenli çok basenli olmamak lazım. Evet. Çünkü bir anda basende o... bu sıkıntı. Öyle mi? Bence öyle. Ha, tamam. Sen şanslısın öyle basenin olmadığı falan için. Sırtı açık falan tatlı güzel yani çok diye güzel. Düşünüyorum. Neler olacak burada? Elenecek bunların bazıları. Eleyin gerçekten. Aha, burada ya bak son şey. Zamanları ben çok görüyorum mesela bunu. Bu da minnoş. Böyle... İkisi farklı farklı şeyler. Bu galiba Iro bir elbise. Etiketi yok onun galiba. Astarını, ben Astar'ın onun atmışım. Ha evet. Aa, böyle astarlı evet. Oluyor bunları. Evet Astar'ı ve ben onu Astar'lı giyemem. Aa, Astar'lı zaten bence no. Ha, tamam. İçine ne giyiyorsun mesela? Bikini. Tamam. Yani. Yani normal güzel bir bikini ya da mayoyla giyiyorum ve çıkıyorum yani yazın aslında. Onu atmayın yani. Yok ben atmam zaten. Bu havlu tulumları da çok beğeniyorum. Ben çok seviyorum çok bunları ya. Ben çok güzel. Almışım işte. Bana versen 10 tane falan alırım çünkü çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Kurtarıcı. Evet. Aynen öyle. Başka? Buluyorlar ya. Ya buluyoruz arada. Bu arada burada yeni alınmış bir şey yok. Hep öyle mi? Evet. Yılların birikimi burası. Ay ne güzel işte saklamışsın. Aa bak işte çok güzel. Ay çok güzel bir elbise. Evet. Baksana. Gül Hürger. Değil mi? Evet. Gül Hürger. Hürger. Aynen. Gül Hürger. Nefis elbise var. Ben böyle elbiseleri... Ay rengi bak. Evet. O çok güzel. Burada bir parti. Bu arada o elbiseyi Melih Yazgan yazdı. O da Bodrum'da yaşıyor. Bize de çok yakın. Şöyle gösterelim. Bu arada. Burada bir parti verilecek. Ve böyle bir neon partisi. Rica ettim bana neon bir elbise diker misin diye böyle bir saatte falan dikti o elbiseyi. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Değil mi? Umarım evet. Anlaşılıyordur şeyde. Neon olduğu belli oluyor şu an. Neon mesele zaten evet. Çok moda. Ben evet. De aynadan kendimi görüyorum fark ettim o şeyini. Bu arada sadece burasıyla sınırlı değil. Ya bizim... Aa bu da çok tatlı şapka. Ya bence bu da takım bir de o. Takım mı? Takım değil mi? Evet. Aa. Alıyorum şöyle düşün. Onu bana bir arkadaşım ördü. Ya. Aa çok aynen. Güzel bak. Evet. Ay yaptım. Çok minnoş. Çok güzel değil mi? Harika. Çok güzel. Evet. Bir bikini şapkası üstü var. Evet. Tam çok tatlı. Hala bakalım. Fotoğraflıkmış. İviç. İviç. Evet tam fotoğraflık bu. Vardır benim bununla kesin fotoğrafı. Kesin vardır. Giydim yani onu çok seviyorum çünkü hırkası da var üstünde. Güzelmiş. Hmm. Bak bunu aklımızda tutalım derya. Atma. Atarsan. Bakıyoruz böyle. Ellerine aldıkları her şeyi bunu atmayın falan diye altına sürekli böyle bir hikaye falan da vermeye çalışıyorum ama. Ama yani. Aa, bu da bu takım da çok güzel. Rengi çok böyle güzel. Takım ya işte böyle beni çok evet, kurtarıyor. Evet acayip kurtarıcı zaten. Takımlara. Çok bak, güzel. Bir, iki. Demek ki böyle aslında fast fashion markaları da böyle gayet giyiyorsun. Çok seviyorum tabii ki. Çok seviyorum. Ve böyle ben mesela sezonlukta kullanmıyorum.
hatırlamıyorum. O mesela 4 yıl önceki falan bir takım olması lazım. Ama hala bunlar seviyorum. Var. Evet. Yani hiçbir zaman modası geçmiyor. Rengini de beğenmişim. Deseni de çok beğenmişim. Rengi de çok güzel. Aynen. Bir de senin tenine, saçının rengine falan çok, çok güzel, evet, gider bu renk. Poplin güzel zaten böyle yazın efil efil. Evet. Çok seviyorum. Bak yine bir havlu tulum. Aa, bakayım. Çok güzel desen. Evet. Çok iyi değil mi? Çok, çok iyi ya. İşte bak böyle parçaları bulmak çok zor. Ya bunu Vans'le bile zor. Giyebilirsin. Evde otur, evet, atıyorum giy. Terlikle hani, giy. Her şeyle giy. Terlikle giy. Çık sokağa falan bence. Çok seviyorum. Seviyorum. Renk adına. Evet. Resmen öylesin. Siyah bir şeyler bulamadım. Rengi yakıştıran herkes kendine yakıştıramıyor. Ya, evet, bazılarında olmuyor. Ben renk çok seviyorum. Orada baksana i̇şte. Rengarenk. Her şey rengarenk. Şu an renklerinde kıyafetler falan var yani. Ayakkabı çanta konusunda nasılsın peki? Yani renk ayakkabı şeyin. Çantayı daha çok seviyorum galiba. Çünkü bence kıyafeti güzelleştiren şey aksesuar kesinlikle oluyor. O yüzden ayakkabı çanta bence benim dolabımda daha çok var. Ayakkabıdan bahsetmişken gidip ayakkabı dolabına bakalım mı? Ne dersin? İsterseniz bakalım tabii ki. Ben ayakkabı eleyecek misiniz? Tabii ki. Sadece kıyafet zannettim ben. Kapat kapat ya. Kapat. Yani kapat. İstersen. Biz bir karar verelim onu aramızda. İstişare edelim. Açın! Açın! Tamam, rahat olun ya. Anlaştık bir kere zaten. Tamam. Evet, ayakkabı odasındayız. Ayakkabı dolabındayız daha doğrusu. Emin misin? Açıyor muyum? Açıyoruz hadi. Tadam! Fena değil. Ha, burası, bir de şurası var. Şöyle şuradan da göstereyim de hazır çocuklar karşıdayken. Şöyle bir bunun bir devam ediyor. Çantalar da var burada. Ha, şuradan, evet, açılıyor, tamam. Ooo, renkler. Biraz sıkışık tabii işte. Çok güzel. Siz ama şimdi burayı eleyince biraz toparlanacağım. E tabii toparlayacağız zaten. Tamam. Aa, okay. Şapka gördüm, çok güzel. Evet. Bu evde şapka eksik olmaz. Çok güzel bir şapka. Ay harika, evet, neymiş bu? Bu da bir arkadaşımın hediyesi. Kendi markası var böyle. Ne kadar güzel diye. Yapmış. Güzel, evet. Şey. Türk mü? Evet. Aa, bunu öğrenelim. Aa, şu, öğrenelim. O zaman işte. Ay çok güzel oldu. Harika. Aslında böyle takmak için değil de böyle bir şey gibi. Evet. Enseye aksesuar gibi. Tabii. Daha çok öyle, o yüzden şey seviyorum ben de. Muhteşem. Burada da var renkler. Benim biraz kafam büyük bu arada. Büyük mü? Gül. Yani evet, büyük. 59 benim kafa şeyim. numaram 59. Erkek kafası gibi yani sonuçta. 59 bayağı büyük bence. O yüzden şey işte etiketi o yüzden var büyük bir ihtimalle. Takamıyorum çünkü. Ha, bak. Evet. Heves edip almışım ama çok büyük olduğu için. Hmm. Büyük değil aslında. Aa, bir tık daha oturması oturmuyor. Lazım. Oturmuyor. O yüzden. Büyükse şey. Biz bunu eleyelim. Olabilir. Bravo, tamam. Etiketi gördüm diye düşünüyorum. Yani. Seviyorum yani. Ayakkabı falan şöyle seviyorum burada, nedense. Baba, ha, evet, tamam. Görmüyorum. Tarzı şeyleri seviyorsun değil mi? Evet. Herkes böyle çok sevmez ama sen çok beğeniyor. Sana çok, sana çok yakışıyor. E tabii ki, çünkü şey. Bir kere yani dünyanın en tatlı terliği değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Evet. Bak şunu giyeyim de. Tamam. Bak. Çok tatlı. Ay, çok, değil mi? Çok, evet, güzel. Evet. Elbiseyle de giy, kosortla, evet, giy, takımlarında giy. Aa, bu da çok güzelmiş. Evet, evet. Hep, aa, böyle bakarsan. Evet. Muhteşem bu. Ay, bu çok güzelmiş gerçekten. Bayıldım. Değil mi? Çok, ama güzel. Giymeye fırsatım olmamış, o, görüyorsun. Aa, evet, giymemişsin. Çünkü normalde şöyle tatil yapamadığım için. Ya evet, benim böyle bir tatil. Için. Evet, aynen öyle. Ben böyle tatile geliyorum mesela Bodrum'a. 3 ya da 5 gün kalabiliyorum. O sırada da böyle çok böyle hani bir yerlere gideyim ya. Bunu işte mesela bu İtalya'daki Borgo, işte gittiğimiz otelde, düğünümüz olacağı otelden aldım. Bence bu da çok güzel. Muhteşem bu. Bu da böyle şeyler, rahat şeyleri çok seviyorum. Bir dakika. Ha. Hayat kurtarıyor bir de bak, bana. Bak Erman. Bir de çok şık. Ha. Çok tatlı, çok değil mi? Çok güzel. Bir de çok, çok rahat. Yok, evet, gibi. Evet. Bir de benim böyle bütün gün ayakta durmaktan. Korkik. Evet. Çok ayaklarım ağrıyor ve şişiyorlar. O yüzden de böyle hani yazında çok da böyle ayakkabı falan hani akşam dışında bir şey giymiyorum. Mümkün olduğunca. Çok güzel. Ya benim boy kompleksim vardı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten vardı. Var mıydı? Senin boyun kısa değil ki. Ama var yani nedense. Vardı daha doğrusu. Şimdi barıştım, farkındaysanız. Yalın ayak, çıplak ayak falan dolaşıyorum. Ama böyle mesela böyle bir fark beni çok mutlu ediyordu. Eskiden. Ama modeli çok güzel bunun. Şimdi yok. Değil mi? Evet. Stanley McCartney değil mi? Çok güzel. Şunu arasam bulamam zaten. Mümkün değil, bulamazsın. Mesela şimdi ayakkabılarda, topuklu ayakkabılarda en çok rahat ettiğim marka hangisi? Mesela Prada mı? Prada bence dünyanın en iyi ayakkabısını yapıyor. Yani şöyle şu anlamda. Evet. Ayak, insan ayağını yani kadın ayağını diyeyim, erkekler de herhalde rahat ediyordur diye düşünüyorum ama bir kere zaten çok dayanıklı yapıyor. Evet, doğru. Bir kere ayağı çok güzel tutuyor, çok güzel kavruyor. Ne kadar topuklu olursa olsun kendini hep dengede hissediyorsun. Konforlu bir ayakkabı. Hem tabanını destekliyor hem topuğunu destekliyor. O yüzden bence en iyi ayakkabıyı herhalde onlar yapıyor diye düşünüyorum. Mesela Louboutin'de nasılsın? Ben olmasa hiç rahat edemem onları. Ben edemiyorum. Ama çok dünyanın en şık ayakkabısı. Tabii ki. Çok ama... şık. Eskiden zorla ediyormuşuz, evet, ama şimdi çok da böyle şey yapmıyorum. Giamito Rossi'yi çok beğeniyorum. Çok güzel ayakkabılar, evet, yapıyor bence. Güzel. O da ayakkabının kalıbı falan çok iyi. Sergio Rossi de, evet, iyi. Saint Laurent bence çok yorucu ayakkabı. Ayakkabıları
Çok evet, güzel evet. Çok güzeller. Ama çok ince topukları. Ve dengesi olmuyor. Evet. Bunlarda da ama böyle daha top, böyle daha kalın topuklu bir şeyler bulursak anca almaya çalışıyorum. Ama onun dışında evet gerçekten işte Prada'nın ayakkabılarını falan daha çok beğeniyorum. Yani bakarsan. Şimdi Burcu Esmersoy deyince hep böyle stil ikonu diye lanse ediliyor ya. Evet. Yani öyle bir de haldesin. Görev. Evet. O görev değil aslında öylesin. Peki şu anda. Teşekkür ederim. Ama eskiden böyle miydi? Bunun için ne yaptın mesela? Böyle bir belli bir sırrı var mı bunun? Şöyle ben bu işe ilk başladığım zaman Mert Aslan'la çalıştım. Bence en doğru hareketim. Buradan evet. Selam olsun. Evet, çok severiz Mert'i. Bence de hayattaki en yaptığım en güzel hareketlerden bir tanesiydi kendime mesleki anlamda yatırım yapmak adına. Ondan öğrendiğim çok şey var. Bir de şimdi zaten benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Mert. Kafam çok karıştığı zaman mutlaka soruyorum yani ne yapmalıyım. Çok basit şeyler soruyorum. Tatlıdır zaten. Hani hemen cevap veriyor zaten. Hemen sağ olsun yani yardımcı oluyor. İşte bir takıyla işte mesela zaten o da takı işi yapıyor artık evet, falan. Çok diyor ki mesela onu giyebilirsin sana bir takı veririz. Çat hemen oldu zaten. Aynen. Ondan bir sürü şey öğrendim. Bir de şimdi sosyal medyada böyle önüme takip ettiğim çok böyle güzel kıyafetlerini falan yani giyimini kuşamını çok beğendiğim tamam, soracaktım. Böyle çok yalın giyinen evet, kadınlar var. Onların böyle tarzlarını biraz öykünmek. Böyle bir yani nasıl diyeyim? Önemli esinlenme aslında. Mi? Yok ya esinlenme de değil de böyle mesela onlardan feyz alıyorum evet. Aynen inspiration öyle. Oluyor aslında bir yerde. Evet aynen öyle. Fikir almış oluyorsun. Peki kimler bunlar? Söyler şimdi aklıma gelmeyen insanlar mesela. Ya benim en çok beğendiğim giyimini kuşamını tarzını en beğendiğim kişi zaten benim kendi arkadaşım Yasemin Öğün. Ya aslında öyle yani onu takip ettiklerini daha çok takip ediyorum. Çok güzel ediyorum. Markası var zaten evet, Yasemin. Aynen öyle. Yasemin'e de buradan selam olsun. Güzel şeyler olsun. Yapıyor. Aynen öyle. Böyle onun tarzını falan çok beğeniyorum. Onun yaptığı kıyafetleri de çok evet, beğeniyorum zaten. Güzel şeyler yapıyor valla. Aynen. Bir onu takip edip bir de onun mağazasından şey bir şey aldığın zaman zaten oluyor. Hayatını geçirebilirsin. Aynen öyle. Bu da çok tatlı bir evet, pek yol. Nasıl evet, gidiyor işbirliğiniz? Güzel gidiyor. Ödül aldık biliyorsundur belki. Evet aynen çok güzel oldu. Koray'a buradan sevgiler. Müthiş bir renk, müthiş bir... Sen zaten çok güzel gözüküyorsun. Koleksiyon çok muhteşem. Koleksiyon da çok güzel. Güzel bir... Teşekkür ederim çok mersi. Biz her sene böyle farklı bir Burcu Esmersoy şey yapmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. İşte birinci ilk senesinde işte güzel tatil yapan Burcu Esmersoy vardı bir tanesinde. Diğeri daha çok böyle bohem falan bir kendi evinde şey yapan, takılan bir Burcu Esmersoy vardı adada. Ondan sonra bu sene daha böyle teknede falan yani... Hani yakalanıyor tekne aldı bu sene. Evet evet bu sene kızımız tekne aldı. Her sene daha da kendini iyileştiriyor. İşte bu sene tekne aldı. Teknesinde yakalandı magazine. Opsi. Evet aynen öyle. Önümüzdeki sene ne olur? Belki çocuklarla çocuklarla falan yapalım. Bilmiyorum yani. Güzel oluyor. Güzel bir küçük olabilir, aynen öyle. Şeyler falan. Ödül şey, aldık derken? Bu seneki El Stil ödüllerinde en iyi işbirliği ödülü aldı. Tamam, çok evet. İyi. Çünkü doğru. İşimiz şey yani biz her sene sold out oluyoruz ve iyi bir marka işbirliği yani. Evet. Peki marka işbirliği. Evet o yüzden de hani ben de güzel gurur duyuyorum açıkçası. Utanıyorum ama tebrik gurur duyuyorum. Çok güzel bir yok, şey çok ya. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Kuruluyma çok doğal. Hazırlanıyoruz. Çok güzel çalışıyoruz. Güzel bir ekibiz. Evet, o yüzden böyle güzel. Teşekkürler. Yani, İnsanların da beğenip alıyor, giyiyor olması falan çok hoşuma gidiyor. Ben özellikle takip ettiğim için de biliyorum Burcu'yu. Hazal'la Burhan aynen, seni çok güzel hazırlıyorlar. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ödül alırken onlara teşekkür ettim zaten. Çok tatlı. Çok güzel bir şey. Her zaman yanında olurlar inşallah. Dalıyorlar. Gelin çocuklar buradan bakalım. Aa çok güzel çanta buldum. Evet. Çok güzel. Ne markası? İnan bilmiyorum bu marka ama böyle bir arkadaşım da bunu çok beğendi. Ben nereden aldığımı hatırlamıyorum mesela. Şimdi ama çok seviyorum. Mango. Aa! Mango'ya ne? Biz de Mango'ya gel yaptık. Bir şey yaptığım için söylemiyorum da hani yo, çok kıyar güzel. Tasarım bir şey beklemiyorum daha hazır giyim markalarında. Bu da mı çok güzel tatlı. Zara. O da Zara. Şu anda böyle bu kadar güzel parça var da eskiden daha da değişik şeyler yapıyordu sanki. Evet. Burada böyle topuklular var. Evet. Bu boylar çok rahat oluyor. Evet. Hem kalın topuklar. Bu Zara'nın bu terlikleri inanılmaz güzel. İşte 39 numara giyiyorum mesela ben. Denememe gerek bile yok. Olacağını oluyor biliyorum. Direkt. Çünkü oluyor kalıpları diyorsun. Da çok aynı. Sipariş veriyorum internetten geliyor. Peki indirimler nasıl? Çok takip iyi. Eder misin? Tabii ki. Şimdi indirim tutalım sana geldi hani. Evet. Bölümde deliriyor. Ben böyle görüyorum Nişantaşı'nda falan. Sıralar, kulüpler falan. Tabii sen öyle bir baktığın yok söylediğin gibi ama benim online'da... böyle ayırıp sepete atıp sonra indirimde alış. Yani meşhurdur yani. Ben böyle o konuda biraz söylemiştim. Daha önce bir açıklama yapmıştım. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Evet. Böyle bir şey var indirim takip i̇ndirim ediyorum. İndirim takip ediyorum tabii ki. Bence güzel eğlenceli ya bir de o. Onun savaşı. Savaş umuyorum aslında. Yani çok isteyen biri varsa benden önce alabilir tabii ki. Ama şöyle yani indirimde almak çok daha mantıklı geliyor bana. Bir de yani çok sıkışmıyorum ya şimdi. Yani kıyafet konusunda bir sıkıntım, bir derdim. Evet, ben buna sahip olmalıyım falan diye düşündüğüm bir durum yok. Ben sadece şöyle bir şey bu arada. Mesleki anlamda benim sürekli bir şey alıyor olmam gerekiyor. Mesleğim benim sürekli bir şeyler tükettiren bir
meslek tabii ki ister istemez. Kıyafet deyince de haftanın 5 günü yayınlanan işler yapıyorum. Bir daha giyme, bir daha giyme. Televizyonda onu yapamazsın zaten. Mümkün ben birkaç kere yaptım. Normalde hafta sonu programında Star'da benim yönetmenim falan Burcu bunu giymiştim falan dedi. Ya sen nasıl hatırlıyorsun ya onu? Hatırlamıyor da. Hatırlıyorsun çünkü bir süre sonra evet, ben de mesela hatırlıyorum. Bunu giymiştin daha önce. İyi de yani giydim ama yasak mı bir daha giyemiyor muyum? Yani mesela başka bir ayakkabıyla giymiştim. Başka bir takıyla giymiştim. Hani giymezsen iyi olur falan diyorlar. O yüzden de ben böyle daha çok biriktirme yoluna gidiyorum. Çünkü şöyle bir şey, sen de gayet iyi biliyorsundur. Evet, evet. Sen de gayet iyi biliyorsundur. Şimdi bir iş olduğu zaman böyle styling işinde hemen her istediğin ürünü bulamıyorsun tabii, ya da alamıyorsun. Tabii, tabii. Yani biz mesela o sezonda ne varsa daha şey. Evet. Öyle stüdyoya bulundur. Giriyorsun, 5 gün çalışıyorsun. O 5 gün içerisinde o kişinin, o markanın ya da o moda tasarımcısının kıyafetini sürekli stüdyoda tutamazsın, tabii, değil mi? O yüzden de sorun oluyor. Kendine ait bir şeyin olduğu zaman o seni biraz daha rahatlatıyor. Tabii, tabii. Yani 3 tane kendi kıyafetim, 2 tane de işte tasarımcı arkadaşımın kıyafetiyle haftanın kaydını geçirebiliyorum. O yüzden aslında biraz böyle bu dolaplar falan daha böyle şey gibi, arşiv gibi. Evet, hani çok güzel bir şey bu evet, arada. Arşiv herkesin gibi yapması şey gereken bir şey aslında bu. Senelerce kullanabiliyorum. Aynen öyle. Önündeki işte atıyorum bir işte gümüş bir şey giymem gerek. Gümüş aynen, ayakkabım var mı? Var. Güzel. Aynen. O zaman yavaştan Burcu uğurlayalım mı? Başlayalım mı? Hadi tamam bakalım. Şu çantayı kurtarayım da ben. Önce onu alsam. Yo ben bununla kıyafetime yakıştı ben gideyim şimdi. Gerçekten çok yakıştı. Yani bunları beğendiniz çünkü gidenler arasına girmesin. E tamam onlar zaten gidenler dolap uygulamasında bir dolaplar çevirse tamam. Tamam bir işe yarayacaklar zaten. Aynen. Ama ben şimdi onları bir konuşacağım biraz. Biz başka şeyler bulursam merak etme. Ben onları bir soracağım gitmek istiyorlar mı istemiyorlar mı? Biz sana sorarız. Tamamdır. Özgür başlayalım çok işimiz var. Başlayalım evet evet yani hem o dolap var hem bu dolap var. Güzel bir düzenleme, müthiş bir detoks. Bence Burcu'yu çok bence artıracak. Bence detoks olayı çok güzel çok olacak. Çok eğleneceğiz. Ayakkabılardan başlayalım ne dersin? Olur. Ayakkabı çanta detoksu. Başlasın hadi bakalım. Burcu biraz üzülecek ama hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Ne oluyor? Daha yok başlamadık, bir şey. Daha başlamadık. Yok bir şey. Şapkalardan başlasak. Şapkalardan başlayalım. Hadi kolay gele. Motive olmak için. Onu yaratayım da onu. Aa bakın çok güzel. Aa çok güzelmiş. Hadi Duygu'yu da çağıralım. Bize yardım etsin. Duygu. Duygu. Aa bu şapka da çok güzel. Burada iki tane var. Şunu soralım mı? Burada DB'si iki tane var. İki tane mi var? Bak, tamam eriyelim bir tanesi. Direkt eriyelim. Hoş geldin Duygu. Bak buradan bir çanta çıktı. Alamıyorum. Çok güzel. Tatam bir sürü şapka. Bunlar geçen senelerde çok trendti. Evet ama onun modası bir daha gelir. Senden böyle şeyler duyduğuma inanamıyorum. E ama gelir şimdi Özgürcüğüm yalan mı söyleyeyim? Çok ürünü olduğu için bence biraz düzenlemesi yani zor olacak ama. Yani biraz zor olacak ama yine de yapılmayacak bir şey değil tabii. Gayet onu halledebiliriz. Ben diyorum ki. Şimdi bence babet olanları üste koyalım. Ondan sonra topuklularını da üste koyup sonra düzleri alta koyalım. Ne tamam diyorsun? Ben diyorum ki bunu elemeliyiz. Onu eleyelim. Tabii bir yandan dolaplarda elediğimiz aslında parçaların hepsini alan takipçilerimiz için bir anı olmuş oluyor. Evet tabii. Gerçekten anı olmuş oluyor aslında. Onlar için de sevdiği, takip ettiği işte insanların hani dolaplarından. Burcu'nun hayranları zaten bunlar hani ne hani merak ediyorlardır ne giyiyor ne ediyor bunu giymek isteyen çok insan olacak ve çok güzel parçalar bu arada. Güzel değil mi hatıra? Aa ben bunu işte aynen dolap uygulamasında bunlar direkt satılır. Bence çok güzel gidecekler. Bak Zara'nın bir şeyi çok güzelmiş ama hiç giymemiş bu arada biliyor musun? Bence de. Eleyelim mi? Bence bunu hadi eleyelim ya. Bunu ne diyorsun Özgür? Şu an Pataküt'e eleyelim. Pataküte mi? Evet. Bence o kalsın. Ben onu sevdim. Kalsın mı? Kalsın. Senin kahverenginden yine alerji mi tuttu? Benim kahvesi ya. Bu çok yanlış anlaşılıyor bu arada. Takipçiler. Ben bu kahve değil. Bu kahverengi tonu değil. Benim böyle çok koyu acı kahve var ya. Mesela senin üstündeki kahve tonu. Onu hiç sevmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Şey diyorlar çünkü artık takipçiler. E saçları kahverengi. Saçları işte. Kahverengi değil ki benim. Bu arada. Açıklık getir bu konuya. Bu arada Burcu Esmersoy, Burcu Esmersoy dedi takipçilerimiz. Evet, alısı Burcu Esmersoy. Sıradaki ismi bence siz belirleyebilirsiniz. Sıradaki ismi gerçekten siz belirleyebilirsiniz. Siz alta yorumlara yazın, biz gidelim. Bu güzel, hadi. Bunu seviyordu zaten. Bunu da elesek mi ya? Değil mi Burcu, evet daha yüksek böyle düz tabanlı tercih ediyor ve topuklu sanki tercih etmiyor gibi. Şimdi dolabına baktığında farklıyım. Bence de sorarız. Bunu soralım, evet. Bakalım verecek mi? Çok güzel bir ayakkabı. Duygucum sana da şunları bunu vereyim. Bunu denemek isterim ama işte izin veririm bilemedim. Ne bu? Bir sonu hadi eleyelim ya, bir sonu değil. Ha ben bu markayı biliyorum.
biliyor musun? Montuk'ta erkek ayakkabıları da var. Beymen'de var. Shoes More. Güzelmiş ya ayakkabı ama işte acı kahve de değil mi? Ama bir bunu da eleyelim lütfen hadi ya. Hadi soralım. Hadi be. Soralım elemeyelim. Hadi be Özgür soralım be. Hadi bakalım. Zara'nın çok güzel yaz. Bu kalacak. Bunlar eski sezon galiba. Keşke olsa da alsam çok güzel. Çok güzelmiş. Dolap uygulamasından sen satın al. Aa olur. Evet. Mantıklı. Niye bunu koyuyorum. Ben alıyorum. 39 numara değil mi? Olur bana. Selin'in çok güzel bir ayakkabısı. Bence yeter artık biraz şey yapalım. Düzenlemeye başlayalım. Tamam. Yoksa böyle bitmez ürünleri gösterebiliriz. Bu da çok güzel. Bunu elemiyoruz. O zaman Özgür. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam. Şimdi önü kapalı olanları üste koyalım. Tamam. Ne diyorsun? Olur. Ayakkabılarımda filan eleyecekler mi bilmiyorum ama ayakkabılarımda da böyle çok üzüleceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum orada. Birkaç tane çantam var çok sevdiğim. Böyle yurt dışından filan da Çin'den filan almışım. Böyle bir 20 yaşında filan olsa gerek büyük bir ihtimalle. O böyle dolapta gözüme biraz böyle bir değdi. İnşallah ona dokunmazlar. Uzun uzun keten elbiselerim var benim böyle ayaklarıma kadar gelen. Onlar benim kurtarıcılarım. Keten elbiselerimi ellemeseler çok iyi olur yani. Evet, geliyor. Bunu geliyor bakalım. Çok komik. Korkma ya. Ben böyle çizim açarsam. Açarsam. Bir şey söyleyeceğim o kadar güzel. Bir şeyin yerlerini değiştirdik. Evet biraz yer değiştirdik. Çok güzel olmuş. Bir kere şurada korkunç bir yığılma vardı. Evet onları toparlıyordunuz. Biraz dağıttık. Biraz toparladık. Arkadaşlar ne yaptınız ki? Biraz. O kadar güzel olmuş biraz ki. Birazcık eledik. Tamam eleme yapın. İhtiyacı olan elemeyi yaptınız. Şapkaların yerini değiştirdik. İçeri aldık onları. Ha öyle mi? Tamam bir dakika çok pardon. Bence nefis olmuş. Ya, bir tür sevdiğim ayakkabılarım şu an burada zaten. En azından daha kolay görebilirsin. Öbür türlü çok göremiyordun üst üsteydi ya. Mesela bunları çantada daha böyle çobanları öne aldık. Daha kullandıklarını tamam. Belki şunlar falan şunları görmüyordun arkadaydı. Asla evet, bak bunları falan onlar çok güzel mesela. Çantalar. Çok güzel onlar çok, evet. Çok beğendim ben. Teşekkür ederim çok mesela böyle aldım. Ben çok nefis tamam. Süper. Evet. Bence böyle. De. Tamam. Şimdi mesela şey mi? Kalsın mı gitsin mi? Kalsın mı gitsin mi? Ha tamam. Kalsın mı gitsin mi yapıyoruz. Ama öncesinde bir de diğer dolabı görmek ister misin? Tamam geldik. O kadar güzel olmuş ki. Ama şey yani ben acaba sizi korkuttum ya da ben üzülmeyeyim diye mi? Böyle bayağı yani çok elemişsiniz çok ama. Evet, ben şu an şöyle bir gaza geldim. Madem eleme yapıyoruz şöyle hemen şunu veriyorum sana. Süper. Bu gidebilir çok rahatlıkla gider. Tamam. Çok güzel şeyler geliyor. Gitti. Oh, gitti. Dolap uygulamasındaki. Gitti. Çok dolap. Rahat gider. Gider. Dolapta birilerini çok mutlu eder. Verdim. Oo güzel. Harika. Çok iyi. Şunu veriyorum. Etiketli. Evet. Etiketli hepsi çok güzel parçalar. Ondan sonra mesela şu bunu vereyim ben. Çünkü evet, yani. Bence de ver. Ben bunu vermek istedim de şimdi yok, çok özel bir şey istedim. Yok bu tam gelin. Öyle. En çok parçayı Burcu'dan alıyoruz bence. Burcu Bey'e programı ele aldı şu an. Öyle mi oldu? Mesela şu, ben bence bunu çok rahat verebilirim. Tamam. Bunu çok severek giyecek birisini buluruz kesinlikle, mutlaka. Kesinlikle. Şöyle güzel beyaz bir elbise var mesela. Neden öyle? Bilemedim, veriyorum. Böyle tamam. Çok tatlı bir uçuşan bir elbise. Şöyle tatlı kızlar bir pijama takımı. Kızlar bayılacak bence bunlara. Ben severim mesela böyle. Çok, evet, bir tek şu. Ben göz bandı çok kullanıyorum. Tamam, BE yazmışlar, o yüzden şunu verdim. BE yazıyor o tamam, yüzden. Tamam, bunu alıyoruz. Alıyorum. Tamam, takım şeklinde evet, böyle. Evet, ondan sonra. Bir daha parça bir hesabımız var. Aa, çok güzel. Bence bu elbiseyi çok sevecek birisi olabilir. Aa, çok da güzel elbise. Aynen. İro hem de. Evet. Tamam. İro'nun çok güzel bir elbisesi. Kızlar tamam. Geliyor. Başka. Kızlar geliyor. Başka. Tatlı bir elbise. Aa bizden de acıması çıktı. Evet. Çok güzel. Bir de biz kendimiz acımasız diyoruz. Öyle mi? Evet. Şuradan askısını şey yapamadım pardon. Bu askıları değiştireceğim ben sonra. Tamam. Değiştirmek lazım.
Değil mi? Evet. Evet, kesinlikle. Tamam, elbisem o. Biz Bodrum'a getiremediğimiz için maalesef değiştirdik. Normalde değiştiriyoruz hepsini. Ne demek, biz hallederiz. Ben aşağıda bir sürü buldum aslında. Gayet. E tamam. Başka bir şey buralara bakmama gerek var mı? Buraya da istiyorsan. Bir göz gezdir. Bir göz gezdir. Bak hemen sana şöyle şuradan bir triko takım verebilirim istedim. Onlara bayıldım. Öyle mi? Evet, çok güzeller. Elemedik onda. Neymiş bu? Öyle mi? Etiketli. Tamam. Buyurun. Oh, şu zara değil, bu elindeki tambuzarıyı alırız. Çok beğen. Ama bu giyermişim ben bunu. Ya bunu giyersin, bunu verme. Giymemişim daha zaten. Böyle yapıyorum bak. Ama aşkım vaktim yok ki benim. Bunu verme. Ya vaktim yok. Anladın mı? Ben bunu yapıyorum. Çok benim vaktim bu. Olmamış. Bu bunu yanlış anlamayın. Tamam. Sen biz orayı düzeltik sana. Hop, atmayayım da. Şu, kıyamıyorum şu an. Çok güzel toparlanmış çünkü. Şöyle yapayım. Buraya baktım. Aa, çok güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, o zaman hemen hazır mısınız? Bu Zimmerman bir elbise. Aa, bunu vereceğim deme. Şu an veriyorum, evet, aynen öyle. Gerçekten. Hala. Evet. Harika. Peki bunu daha önce bir yerde giydin mi? Üf. Bunu bir kere giydim. Çok ama güzel. İnşallah çok isteyen, çok beğenen birisi. Kızlar bunu kaçırmayın. Tekrar fayda olsun, aynen. Bir dolap parça veriyoruz. Güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz çünkü. Evet, iyi bir şey olsun bence. Amacı güzel olduğu için güzel yere tamam. Gidecek. Tamam. Ha, bir tane şöyle tatlı güzel bir elbise. Böyle bir şey. Tatlı bu da, okey. Evet. Beyaz elbise giyerken biraz zorlanıyorum, o yüzden şey. Hani onun içine neden bir şey. Neden zorlanıyorsun? Böyle bir içine bir şey giymek gerekebilir falan diye. Ben böyle bir kat kat giyemediğim için. Aslında beyazı çok beğeniyorum ama şöyle güzel bir bikini üstüne giyilebilecek güzel bir şey verdim. Kimono. Bu da Vakkoroma. Evet. Vakkoroma'nın güzel bir parçası. Ya, bayağı etiketli bu arada. Etiketli evet. Var. Ama şey. Belki giyinmemiş. Giymişimdir ben onu. Ben bunları elimle kopartıyorum, sonra da şey sökülmesin diye çıkartmıyorum bile. Yoksa o yüzden. Etiketi koparttıysam kesin giyilmiştir, söyleyeyim size. Siz bu tişörtü mesela orada kalmış değil mi? Biz fark güzel etmiş. Bir özenmişsiniz. Bu onu gördüm size. Hadi kaçmış aradan. Burada bir tişört daha var. Bizim kadınlar süper. Verdim. Bu da tamam, bu da tamam. Hah işte. Bu da güzel bir elbise. Ben bunu... İron'un bir elbisesi yine. Şu 15 yıllık falan, belki 20 yıllık olabilir yani bu elbise. Ben bunu çok giydim, çok da güzel günlerde giydim. Öyle söyleyeyim, uğur getirsin, verdim. Alana şans geçirsin. Bundan İstanbul'da bir tane daha var, o yüzden bunu da verdim. Oluyor mu öyle? Yanlışlıkla evet, oluyor. Aldığı da hatırlamadan ben yok, o, hediye gelmiş. Evet, aynen öyle. İki tane. Ben bir tane almışım, sonra hediye de yollanmış, o yüzden şey. Bu az önce verdiğim sabahlık takımı şey. Evet, ha, onun şey kimonosu. Evet, aynen öyle üstü. Çok güzel. E tamam işte, bence okey. Harika. Evet, bakıyorum. Bayağı bir şey vardı. Evet ya, şu an böyle... Evet. Dolaba rahatladı. Ha evet, bir de o var. Evet, hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim salona. Kalsın mı gitsin mi? Tamam, kalsın. Hadi bakalım, çok heyecanlı. İnşallah Burcu bizi öldürmez. Yok ya. Evet, hazır mıyız? Hazırım. Bir an gözle bir baktım. Daha var burada ayakkabı. O yüzden bir baktım yani. Tamam. Gitsin, evet. Kalsın köşemize, hoş geldiniz. Tamam, evet. Haydi. Evet. Hızlı mı yapıyorsunuz? Hızlı. Aynen. Şimdi sana göstereceğim. Her şeyi gösterecek misiniz? Yok, hayır, her şeyi göstermeyeceğiz. Yani, tamam. Mesela böyle bir elbise. Rahatlıkla gider. Bu. Gider. Şöyle bir triko var. Aa, onu Pia bana hediye etmişti. O yüzden o zaman kalsın. Tamam. Tamam. Yani yanlış anlamayın, hediye olduğu için çok ayıp olur. Anısı evet. Vardır. Evet. Pijama takımı. Pijama rahatlıkla verebilirsin. Var. Şöyle bir Zara pijama verebilirsin. Takımı var. Aynen. Tamam. Tamam. Şöyle bir elbise. Böyle bir savunma sıkı kapandım. Çok, verebilirsin. Onun çok hakkını verdim ben. Çok rahat, çok güzel bir çok giyilse, okay. Elbise. Aynen. Şunu soracağız sana. Değerlendirsin. Ya bunu biz şey burada midir? Bir iş... Şöyle, biz her sene Vakkorama'nın su sporları şampiyonası oluyor. Evet. Bizim Kares'te. Geçen seneki şapkasıydı bu. O yüzden bu sene yeni bir şapkası olur. Bunu verebiliriz. Tamam. Seviyorlar su sporlarını. Aynen. Tamam, şunu da göstereyim. Evet, şöyle bir verebiliriz. Bir bu çok sevilerek giyilebilecek bir şey olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, doğru. Sen tamam, de giymişsindir bunu bayağı. Tamam. Etiketli bir parça gördük mesela. Onu veremeyiz. Şeyle. Aa, hemen evet, alıyoruz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi çünkü. Tamam, okey. Aynen öyle. Zaten hediye çok önemli. Kullanışlı. Aynen öyle. Aa, çok kullanışlı. Bak, çekme. Her şeyi çekme. Ayağımı giyerken çekme. Şöyle bir. Aa, çok severim ama ya. Ver tabii ki mutlaka. Çok güzeldir. Aynen öyle. Giysin. Uğur getirsin. Başka? Bence tamam. De kalsın. Hızlıca ayakkabıları mı geçtik?
Evet. Ha, tamam peki. Ver. Hemen ver. Evet. Bunu sen söyledin diye evet, aslında kuru kafalı. Dedik. Aynen, yani kuru inşallah kafa. Beğenirler, giyerler bilmiyorum. Çok eski yani eskimiş şeyleri de çok böyle şey gibi. Ama modeli çok güzel. Evet modeli çok güzel. Güzel tabii ki inşallah isteyen varsa. Senin hayranlarından biri kesin alır. Hemen ver elindekileri hemen tamam. Ver. Tamam. Ver ver ver. Bunu burada geldikten senin tarzın olmadığını düşündük. Ben de onu yanlışlıkla almışım bence. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Yazın böyle daha söylemiştim ya sana daha böyle yükselmek istiyorum biraz evet, falan evet. diye. Ama ben giyemiyorum bu artık değil yüksek ama şeyler. Sen aynen. daha böyle düz tabanda değil, böyle. Değil aynen öyle. Şunlar da. Ver lütfen. Şunlar. Tabii ki. Hakkını verdim. Yani kahverengi verdim. Takıntısı hatırına. Sevmem kahverengi. Bu rengi çok tonu sevmiyorum. Tamam okey ver. Sen ama bunun hakkını burada. Vermiştim zamanında evet. Bakayım. Şimdi biraz çantalara geleyim mi? Aa çok tatlı. Ver onları verebilirsin. O çok tatlı hiç takmamıştım ama çok, da, çok inşallah güzel. Severek evet. isteyerek alan birisi olur. Kesinlikle tamam. olur. Şöyle. Tabii ki verebilirsin. Çok güzeldir ver. Hepsi çok güzel zaten. Bir işe yarasın Burcu ya. Burcu çok şey ya. Bir işe yarasın gerçekten. Aşkım. Gerçekten. Ver lütfen ver lütfen. Tabii ki. Şu şapkalardan bereketle. Çok vardı. Evet aynen öyle. Zaten için... şey bizim geçen seneki kampanyanın. Yani... İpek yolun mu? Evet aynen Aa, öyle. Evet. Sezonu evet, şeyleri. Çok güzel. Ve de çok kullanışlı aynı zamanda. Ben de İstanbul'daki evde de var. O yüzden bunları rahatlıkla verebiliriz. Tamam. Böyle bir çanta verebilirsin tabii ki. Bu. Tabii ki ver. Çok da güzel bir şapka. Çok da güzel. Aa, bir tek şu bambu saplı çanta var ya. Şuradaki. Onu ben. Ne anısı var? Yani şöyle çok sevdiğim bir tatilden böyle kendime hediye almıştım. O yüzden şey. Tamam o da kalsın. Evet severim de. Bir de tatlı olduğunu düşünüyorum. Evet bana güzel. Bana bir düşünelim. Tamam peki. Bir bunu. Evet tamam. Başka? Cömert çıktı ya. Verebilirsin aşkım. En çok parça burcuna aldık bu. Öyle mi? Bence bu evet. arada. Ha, tamam. Evet, evet. Aa şurada bir tane H&M yatak tişörtü var. Onu vermeyelim Aynen. bence. Yatarken bu giyiyorum. Mu? Şu mu? Evet şey bu. Evet. Bu tamam. Mesela tamam. yatarken giyiyorum Rolling Stone. Evet. Çünkü yatak tişörtleri ya çok da giydiğim için yani şey ayıp olmasın öyle çok giymiş bir şey falan vermek istemedim. Onu hiç giymedim. Ya hadi kalsın bence o da. Bence gözlerime çok yakışıyor. Giymediğim her şey. Yanmaz artık. Evet şöyle çantamı atayım. Al 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 lütfen al. Al 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 al. Bunu hiç giymemişsin. Al al al. Ben hangi iddiayla zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç giymemişsin diyorum şöyle bir şey. Ya ben şimdi hangi iddiayla böyle bir şey almışım? Hem düşük hem kısa. Ya ben bunu neyse gece kulübüne gitmiyorum bir şey yapmıyorum. Nerede giyecektim ya acaba? Ya ancak bir elbisenin üstüne giyersin onu. Evet ama yok artık. Ha, evet. Ya zaten kat kat evet. giyinmeyi de artık Tabii. sevmiyorum o yüzden. Tamam. Yatak tişörtü. En önemli şey yatak ama tişörtü. Ama çok ayıp bir şey bence yatakta giydiğim tişörtlerimi de şey yapmayayım yani. O zaman dur geliyor o zaman birkaç tane daha yatak tişörtü. Aa bak bu tişörtü Hazal verdi bana hayatta veremeyiz. Şu Hazal üstünden çıkartıp verdi hayatta veremem. Çok tamam. Yatak tişörtü. Kaç tane daha var onları da gösterelim. Abi. Yani al evet. Tamam. Ver 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 ver. Ver ver ver. Ver, tamam. ver 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 yani ver evet ya başka çok teşekkür ederiz sana ya yok daha Bitti çok şey mi? Var da ha, tamam. bitmedi ama bunlara da bakacak mıyız ya bakarsın sen zaten ne desek diye. Evet dediğin için evet. artık bence bundan sonrasını dolap hesabımızda evet. görebilir sürpriz olsun inşallah. Ya inşallah böyle gerçekten çok isteyen şey insanlar istediklerini alabilirler evet. ve bir faydamız olur aynen bir ihtiyacı olan bir yere gidecek zaten seni tamam, seçtiğin aynen. çok güzel şeyler Aa, süper. Aldık tamam, çok aynen. teşekkür ederiz abi hafifledim bir şey soracağım evet doludu ya biraz hafifledim biraz hafifledi. Bayağı evet, elemek istediğin aynen, şeyler varmış. Bak biz denemiş olduk. Bodrum'dan ta İstanbul'a götürmek var. Allah kolay Orası bizde. Tamam peki o zaman. Çok teşekkür Tekrar ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ya. Sağ olun. Çok çok bizim meyse. İçin Bodrum'a geldi. Ayıp olmadı değil mi bunları falan aldın? Hayır, hayır tamam, sen tamam, o kadar çok şunlara baksana zaten. Verdin tamam, ki. Süper. Tamam. Yani. İyi güzel. Yine gelin. Yine mi gelin? İstanbul'a gelin. Yani seneye. Tamam.